bu noktalar için bir regresyon doğrusu bulmaya var mısınız? Noktaların doğruya olan uzaklıklarının karesini minimize eden regresyon doğrusunu arıyoruz. Hatta doğruyu bulduktan sonra bu doğrunun yerleşiminin ne kadar iyi olduğunu ölçmek için bir de re kareyi hesaplayalım. Bunu yapmak bir sonraki videoya da kalabilir. Yani bu video eğer uzun olursa re kareyi hesaplamayı bir sonraki videoya bırakırız. Anlaştık mı? Peki. Kısa bir hatırlatma olması adına regresyon doğrusunun denkleminin y eşittir mx artı b olmasını istiyorum. Bu doğrunun eğiminin yani bu noktaların uzaklıklarının karesini minimize eden doğrunun eğiminin x y'lerin çarpımının ortalaması eksi x'lerin ortalaması çarpı y'lerin ortalaması bölü x karelerin ortalaması eksi x'lerin ortalamasının karesine eşit olduğunu da biliyoruz. Bunu eğer ezberlemek istiyorsanız Birinci terimin bunların ikisinin birleşimi olduğunu düşünebilirsiniz. Demek istediğim mesela bu x'i kendisi ile çarpıp, bu da x'i y ile çarpıp ortalamasını alıyor. İkinci terimde ise bileşenlerin ortalamalarını alıp bu ortalamaları birbiri ile çarpıyorsunuz x'in ortalaması çarpı y'nin ortalaması, burada da x'in ortalaması çarpı x'in ortalaması var. Bu işinize yarayabilir. Belki de yaramaz, her neyse. Eğimi bu şekilde hesaplayabiliyoruz kısacası. y ekseni kesim noktası ise, y'lerin ortalaması eksi eğim çarpı x'lerin ortalamasına eşittir. Bunu yapabilmemizin sebebi ise, x'lerin ortalaması virgül y'lerin ortalaması noktasının regresyon doğrusu üzerinde olduğunu bilmemiz. Hadi şimdi de biraz hesaplama yapalım. Bir önceki videoda 3 tane nokta kullanmıştık. Burada ise 4 noktamız var. 4 noktayla bile hesaplamaların uzayacağını göreceğiz ki bir de 10, 20 hatta 100 noktamız olduğunu düşünün. İşte o zaman hesap makinesi kullanmamız gerekir diye düşünüyorum. Ya da e, bir bilgisayar ya da Excel gibi elektronik çizelge programı daha iyi olur. Hadi bakalım. İşe bileşenleri yani formüle koyacağımız değerleri ayrı ayrı hesaplayarak başlayalım. x'lerin ortalaması eksi 2 artı eksi 1 artı 1 artı 4 bölü 4 tane nokta olduğu için evet 4. Bunlar birbirini götürür. Payda eksi 2 artı 4'ten 2 olur. 2 bölü 4 de 1 bölü 2'ye eşittir. Güzel. Bir de y'lerin ortalamasına bakalım. Eksi 3 artı eksi 1 artı 2 artı 3 ve yine bölü 4. Bununla bu birbirini götürecek. Eksi 1 artı 2 1 eder. Bölü 4'ten de 1 bölü 4 elde ederiz. Sırada x, y'lerin ortalaması var. x ve y'leri çarpıp ortalamalarını alacağız. Eksi 2 çarpı eksi 3. Evet, eksi 2 çarpı eksi 3 artı 6 eder. Artı eksi 1 çarpı eksi 1, 1 eder. Artı 1 çarpı 2, 2 ve artı 4 çarpı 3'ten de 12 gelir. 4 nokta olduğu için yine bölü 4. 6 artı 1, 7 eder. Artı 2, 9. Artı 12 ise 21 bölü 4. Evet, 21 bölü 4. Son olarak bir de x'lerin karelerinin ortalamasına ihtiyacımız var değil mi? Bunu da yeni bir renkle yapalım. Eşittir. Eksi 2'nin karesi 4'tür. Artı eksi 1'in karesi 1. Artı 1'in karesi de 1. Ve artı 4'ün karesi 16 bölü 4. 4 artı 2 6 artı 16. 22 bölü 4 ya da 11 bölü 2. Ve artık eğimi hesaplamaya hazırız. Şuraya yazayım ya da burası daha iyi. Yaptığımız her şeyi tek bir ekranda görebilmek istiyorum. Eşittir. x, y'lerin ortalaması yani 21 bölü 4 eksi x'lerin ortalaması yani 1 bölü 2 çarpı y'lerin ortalaması yani 1 bölü 4 bölü x'lerin karelerinin ortalaması yani 11 bölü 2 eksi xlerin ortalamasının karesi yani 1 bölü 2'nin karesi. Bu defa hesap makinesi kullanacağım. Hesaplamayı hesap makinesi olmadan da yapabilirdim ama bu video e, bir kesirlerde toplama çıkarma videosu olmadığı için hesap makinesi kullanmanın uygun olacağını düşünüyorum. Hesap makinesinden önce sadeleştirme yapıp yapamayacağımızı da gözden geçirelim. Şunu kopyalayalım ve buraya yapıştıralım. Hesap makinesi de kullanabilirdim ama burada açıkça görebildiğim bazı sadeleştirmeler olduğu için kendimi bu işten alamıyorum. Evet payda. 21 bölü 4 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4'ten e, 1 bölü 8 var. Paydada ise 11 bölü 2 eksi 1 bölü 2'nin karesi yani 1 bölü 4. Bunu sadeleştirmek için payı ve paydayı 8 ile çarpabiliriz. Böylece kesirlerden de kurtulmuş oluruz öyle değil mi? 21 bölü 4 çarpı 8, 21 çarpı 2'den 42 eder ve 1 bölü 8 çarpı 8 ise 1. Burayı parantez içine alırsam daha iyi olacak. Bölü 11 bölü 2 çarpı 8, 11 çarpı 4'ten 44 eder ve 1 bölü 4 çarpı 8 ise 2. 42 eksi 1, 41, 44 eksi 2 ise 42. Ve böylece eğim 41 bölü 42'ye eşitmiş. Bu bir'den çok az küçük bir değerdir. Demek istediğim, 42 bölü 42 1'e eşittir ve bizim regresyon doğrumuzun eğimi de 1'den biraz küçük. Peki, y ekseni kesim noktasını da bulalım eşittir y'lerin ortalaması yani 1 bölü 4 eksi m yani 41 bölü 42 çarpı x'lerin ortalaması yani 1 bölü 2. Eşittir 1 bölü 4 eksi 41 bölü 42 çarpı 2 84 eder. Ortak payda bulmamız lazım. 84'ün evet işimizi göreceğini düşünüyorum. 84 bölü 4 21 ettiğine göre buraya 21 yazıyorum. Ve 21 bölü 84 1 bölü 4 ile aynı kesirdir. 21 eksi 41 bölü 84 de eksi 20 bölü 84'e eşittir. Payı ve paydayı 4 ile sadeleştirirsek, eksi 5 bölü 21 buluruz. Regresyon doğrusunun denklemini de hemen y eşittir 41 bölü 42 x eksi 5 bölü 21 olarak Artık yazabilirim. 5 bölü 21 de 1 bölü 4'ten biraz küçük bir değerdir. 5 bölü 21 bölü 4 ise 5 bölü 21, evet 4'ten biraz küçük olur. Buradaki payda 20'den biraz büyük olduğu için elde edeceğimiz değer de eksi 1 bölü 4'ten biraz daha küçüktür. Y ekseni kesim noktası. Ne demiştim? Eksi 1 bölü 4'ten biraz küçük olacak. Eğim ise birden biraz küçük. Bu da doğrunun buna benzeyen bir doğru olması anlamına gelir. Eğer düzgün bir doğru çizebilseydim çok iyi olacaktı ama şimdilik bununla idare edeceğiz ve bu videoyu da burada bitirelim. Bundan sonraki videoda bu doğrunun rekaresini hesaplayacağız. Rekare bu doğrunun yerleşiminin ne kadar iyi olduğunu gösterecek başka bir deyişle y değerlerindeki toplam varyasyonun ne kadarı x değerlerindeki varyasyonla ya da doğrunun kendisi ile açıklanabilir bunu söyleyecek